Good morning, class. How are you today? Today we will talk about second grade's 8 units, and unit's name is My Town. In this unit, we will talk about places, propositions, and animals. Let's start. There are some places in this unit, and let's look at them. For example, this is a flat. And most of us live in flats. And flat in Turkish is apartman dairesi or daire. It's a small house. And let's continue. Sorry. Park, and in Turkish is also means park. And we play in the parks. We go to parks, swing there. And there are some children love parks, you know. And let's continue. Shop. This is a cloth shop. And there are a lot of kinds of shops. For example, shoe shop, electronics shop, music shop. And hospital. You know, in hospital, who works? Doctors, nurses, and there are some patients there. And there are cafes. You know, we drink some things, we eat some things in cafes. And there are also streets. People live in the houses or flats. And we walk, as people, we walk in the streets. And street in Turkish means sokak. These are unit vocabulary, some of them exactly. And these are other vocabularies, and vocabulary in Turkish is kelime bilgisi. And there are some vocabularies, words, singular and plural. For example, skateboard, kaykay, and it's singular. But skateboards is plural and means kaykaylar. Car in Turkish is araba. Cars, arabalar. Dog, köpek. Dogs, köpekler. Baby, bebek. Babies, bebekler. And pineapple is a fruit, meyve. And its plural form is pineapples. Coconut, in Turkish is Hindistan cevizi. And most of the students or children love it. Coconuts is Hindistan cevizleri. Lemon, limon. Lemons, limonlar. And let's continue. Cat, kedi. Cats, kediler. Pet, evcil hayvan. Pets, evcil hayvanlar. And these are regular nouns. We make them plural. You know, there are some regular and irregular nouns. For example, regular nouns in Turkish is düzenli isimler. And when we make them singular and plural, let's talk about them. There are some rules for singular and plural nouns. For example, we can finish them with S, ES or IES. As I said before, cat, kedi, and cats, kediler, dog, köpek. How can I make it plural? Think about it. Yes, dogs.
ant, horse, horses. And there are some also other nouns, and they finish with es. We make plural them. How, for example, how can I say, for example, there are some babies. Yes, let's look at the baby. Baby finishes with y, and when some words, when words finish with consonant and y, the letter y, we make them plural with ies, but we will erase y, and baby will be babies. Baby bebek, babies, bebekler. And there are some other examples, of course. These are singular and plural forms of regular nouns. And I can't remember this, sorry. How can I do it? For example, there are some, I will remember it later. And let's look at the irregular nouns. Sorry. Irregular nouns, düzensiz isimler. And when I make them singular, tekil, and plural, çoğul. I will give you some examples from this unit 8. For example, man, adam. But I won't add s at the end of the man because it's not regular, it's irregular. Düzensiz. Woman, sorry. Woman, kadın. Women, kadınlar. Irregular. And child, çocuk. Children, çocuklar. And this is also irregular. İsimler ikiye ayrılır. Düzenli isimler, düzensiz isimler. Düzenli isimler çoğul yapılırken sonuna s, s ve is takıları gelir. Düzensiz isimler ise düzensiz olduğu ve kural dışı olduğu için biz bunların sonuna s, s, is getirmiyoruz. Hatta bazıları hiçbir şey getirmeden aynı kalıyorlar. Mesela sheep, koyun. Sheep, koyunlar. Düzensiz demek kuralın dışında demek. Yani sonuna s, s, is getirmeden yaptığım, çoğul olarak yaptığım isimlerin hepsi benim için düzensizdir. Şimdi tekrar edelim, şöyle konumuza devam edelim. Bakalım bizden ne gibi örnekler vermiş kitabımız mesela. How many babies are there? Kaç tane bebek var orada? There are two babies. İki tane bebek var. How many, kaç tane? Are there, var mıdır? Are there'le sorduğunda there are diye cevap veririm. Ne zaman? Çoğul olduğu zaman. There is tekil, there are çoğul anlamda vardır demek. Okay. For example, when I say,
How many balls are there? How many balls are there? Orada kaç tane top vardır? And the answer is there are 1, 2, 3, 4, 5 balls there. Orada 5 tane top vardır. And one a name or something else is singular, I will use there is. Sorry. When I say how many, let's write it bigger. How many book is there? Orada kaç tane kitap vardır? Answer is there is a book. Bir kitap vardır. Is there'le sorduk, there is'le cevap verdik. Are there'le sorduk, there are'la cevap verdik. Gördüğümüz gibi there is, there are ikisi de vardır demek. Ve tekil olan şeylerde is there diye sorup there is diye cevap veriyoruz. Are there'le çoğul olan şeyler için de are there deyip cevapta da there are diye cevap veriyoruz. İkisi de vardır demek. There is tekiller için, there are çoğullar için kullanılır. Okay. Let's look at A and N. Do you know them? Let's give some other examples. A, N. In Turkish means bir. A comes before a vowel. Sorry, not vowel, consonant. Sessiz harften önce, sessiz harfle okunuşu, sessiz harfle olan isimlerden önce E gelir. For example, a book, bir kitap. A hospital, bir hastane. A tiger, bir kaplan. A house, bir ev. And an is used for an is used before vowels. An de sesli harfle başlayan isimlerden önce gelir. For example, örneğin, an apple, bir elma. An orange, bir portakal. An elephant, bir fil. An, how can I say, for example, an, how can I say, some other examples, a pencil, an, ant, bir karınca, an. There are some other examples for animals. For example, an octopus.
Bir ahtapot. Okay, let's continue our lesson. If you want, you can write them. You can take some notes. It's an important thing. You can see this and there is, there are, and some places during your life. Yani hayatınız boyunca bu işte apartman dairesi, sokak kelimeleri, there is, there are, vardır, and, bir anlamına gelen bu konular çok yaygındır. Hayatınız boyunca bütün derslerde karşınıza çıkacaktır. Bunları muhakkak notlarımızı alıp tekrarlarımızı yapalım. Zaten bu video çekimlerini şu an canlı yapılıyor ama durdurabilir, daha sonra tekrardan tahtaları, notlarını yazabilir. Tekrardan devamını izleyebilirsiniz. Şöyle bakalım konumuza. Devam edecek olursak. Prepositions of place. Bunu ikinci dersimizde anlatmak istiyorum. Biraz daha detaylandırıp örneklendireceğiz. Çünkü yer edatları... Bunları da göreceğiz tekrardan. Şöyle örneklerimiz olacak resimli. Daha sonra sizlere örnekler isteyeceğim sizden. Şimdi animals, yani hayvanlar. Hayvanlar bizim İngilizceyi öğrenirken ki ilk gördüğümüz şeylerden biridir. Frog, kurbağa. Spider, örümcek. Fish, balık. Bird, kuş. Snake, yılan. Horse, at. And there are some other animals I want to ask you. You can look at your English dictionary and find them and write notes. You can write one page with English animals and you can write their Turkish meanings. Sizlere bazı hayvanları yazacağım. Kitaplarımızdaki bu hayvanların dışında bunları da tabii ki yazacağız. Ama ne yapacağız? Ünitemizde olmayan birkaç tane hayvanı da sizlere İngilizcelerini yazacağım. Sizler evde İngilizce sözlüklerinizi açıp ya da internetten çevirilerden bakıp bulup yazarsanız sizin için de eğlenceli bir ev ödevi olmuş olur. Şöyle karşınıza sık olarak çıkabilecek hayvanları yazmaya çalışacağım. Onları muhakkak bulalım. Homework. That's right. Ev ödevi. Cat, dog, bear, crocodile, chicken, monkey, panda and let's continue. Devam edelim. Sheep, zebra, duck, ox. And let's write leopard, shark, and ant. We will do this homework and please do it because you are far away the school and far away from us, of course physically. But you will
look at your dictionaries or online dictionaries and you will write these animals, Turkish meanings. This is an exercise for you to not be far away from English. Bu ödevi verme amacım sizin İngilizceden kopmamanız. Çünkü bedensel olarak okulda değiliz, birbirimizle düzenli olarak hani görsel anlamda bir etkileşimimiz yok. Ama bunlar sizin derslerinizi takip ettikten sonra en azından kopmadan tekrar İngilizce ile alakalı biraz daha bir haşır neşir olup sözlüklerimize bakıp annelerimizi babalarımızın da gerektiği yerde desteğini alarak ailemizden, tanıdıklarımızdan, İngilizcesi iyi olan akrabalarımızdan veya arkadaşlarımızdan bu görmüş olduğum İngilizce bazı hayvanları bulabiliriz. Zaten bazılarını biliyorsunuz eminim ki en azından geri kalanlarını desteğimizle, etraftakilerin desteğiyle ya da sözlük yardımıyla bulabilirsiniz. Şöyle güzelce tekrar söyleyeyim. En azından cat, dog, bear, crocodile, chicken, monkey, panda, sheep, zebra, duck, ox, leopard, shark, ant. Okay, now I will write some other animals, but I want you to write its Turkish meaning. I will say, there are some animals and there are some babies of animals. There are some names for them. For example, when they are small and when they are big, when they are grow up, when they grow up. Kitten, yavru kedi. Cat, kedi. Puppy, köpek yavrusu. Dog, köpek. Chick, yavru tavuk. Tavuk yavrusu da diyebiliriz. Chicken, tavuk. Yani bu benim yazdıklarımın arasında eve ödev olarak verdiğim en azından bazı kelimeleri bulmuş oluyoruz aslında. En azından buradan bazılarını tamamlamaya başlayabilirsiniz. Evde unutmayın, bu tatil sürecinde sizden ricamız bol bol kelime çalışacağız. Ünite 1'den ünite 8'e kadar ki bugün ünite 8'i anlatıyoruz. Bunların kelimelerini bol bol çalışacağız. Konularımıza baştan başlayarak genel düzenli olarak tekrarlarımızı yapacağız. Tabii ikinci dönem konularına da daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Oturacağız, kelime çalışacağız, konu çalışacağız. Kitaplarımızda eksik olduğumuz yerler varsa, boşluklarımız, yapmamış olduğumuz eski ödevlerimiz varsa bunları yapacağız. Bu online derslerimizi saatinde takip edemiyorsak daha sonrasında muhakkak sisteme kaydolduğu için Birikim TV'ye ne yapacağız? Onları izleyeceğiz. Güzel güzel takıldığımız yerler olursa da bunları gerekli kişilerle görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz inşallah.